Tabii benim de muradım, benim de isteğim partide çok sesliliğin, parti içi demokrasinin, ön seçimin olağan hale gelmesi. Bunu da elimizden geldiği kadar siyasi partiler kanununun el verdiği, il başkanlarımızın, örgütlerin istediği o doğrultuda yapmaya çalıştık. Büyük bir uzlaşı var. Ben isterim ki ön seçimi de aşalım, siyasi partiler kanunu değiştirelim. Kaç milletvekili var Mersin'in? 13, 26 aday koyalım. Tercih de halk seçsin. Daha geniş, daha geniş kitlelere doğru gidelim. Ne kadar çok uzlaşıyla, ne kadar fazla oyla bir milletvekili seçilirse, hem o oy veren insanlara, hem bölgesine, hem parlamentoya karşı sorumluluğu da daha fazla olur. Şimdi biz görevimizi yaptık. Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Parlamento işleşiyor. Gelin siyasi partiler kanunu değiştirelim. Demokratik hale getirelim, delegeliği kaldıralım, üyelerle hatta yeri ve zamanı geldiği zaman parti isterse tüm halkın yani Mersin'de 1 milyon 850 bin kişinin oy kullandığı bir sandıktan adayları belirleyelim. Bunu yapamıyorsak 13 çarpı 2 yani 26 aday gösterelim. Mersin halkı kime daha fazla oy veriyorsa onu milletvekili yapalım. Bunu 91'e denedik, çok iyi sonuç aldık. Bunun bir güzelliği daha var. 26 tane aday var. Yani iki katı kadar aday var. 26. sıradaki aday da birinci sıradaki aday kadar çok çalışacak, kampanya yapacak, halka dokunacak, oy isteyecek. İşte o zaman demokratik bir ülke, çok sesli bir ülke olmuş oluruz. Ben buradan tüm delegelerime teşekkür ediyorum. İl başkanlarıma teşekkür ediyorum. Program çalışmalarına katılan, katkı veren tüm partilerimize, hocalarımıza, akademisyenlere teşekkür ediyorum. Bunu bir an önce bitirip ülkeyi seçime götürmeliyiz. Kurultay değişim, genel başkanımızı değiştirdik, yönetimi değiştirdik. İki, tüzüğümüzü değiştirdik. Üçüncü değişim ne olmalı? İşte cumhurbaşkanını değiştirip ülkeye huzur, kardeşlik ve demokrasiyi getirmeliyiz. Ben dijital katılımı çok önemsiyorum. Yani yaklaşık 1,5 milyon üye dijital katılımla partinin yönetimini ve partimin yönetiminde söz sahibi olacak. Kadın ve gençlik kotasının, kontenjanın 1/3'ünün onlara kullanılması çok kıymetli. Hakim huzurunda, örgüt huzurunda ama ön seçimin miktarının artması ve zorunlu hale getirilmesi çok kıymetli. Ama yine söylüyorum, bunların hepsini mesela delegeliği kaldıramamamız, genel başkanı dahil tüm partinin belde teşkilatından genel başkana kadar tüm birimlerini üyelerin seçmemesi siyasi partilerdeki antidemokratik o maddelerden kaynaklanıyor. O da değişirse bir tüzük kurultayı daha yaparız. Siyasi partilerdeki değişikliğe göre işte adaylarımızı çok çok daha demokratik dediğin gibi tercihle seçebiliriz. O sebeple gerçekten önemliydi bu kurultay ama dediğim gibi pazartesinden sonra partinin kuruluş yıl dönümünden sonra Anadolu'ya koşar adımlarla gidip iktidara yürümeliyiz. Şimdi genel başkan bu kontenjanın 1/3'ünü genç ve kadınlar için kullanacak. 1/3'ünü bak bir kez daha söylüyorum maalesef ki hayvan yasasını görüştüğümüzde 600 vekilden bir tane veteriner yoktu. Eğer bunu emekli vali, güvenlik uzmanı, diplomat yani bir anayasa profesörü ya da çok korunması gereken bir milletvekili plan bütçede 5 yıl boyunca gece gündüz çalışmış onun için kullanılacaktır. Ama hak eden bir arkadaşımızı alıp da ya da bize muhalif olan bir arkadaşımızı alıp da onun yerine birini koymak için kullanılmayacak. Ama dediğim gibi gelin bu yasayı siyasi partiler kanunu yasası değiştirelim. Halk seçsin.